Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada arkadaşlar XRP üzerine konuşacağız. Bu haberi de inceleyerek ne var ne yok diye genel olarak bir bakacağız. Şimdi ne diyor? İki analist kanıtla konuştu ve tarih verdi. Ripple'da büyük rally kapıda. Tamam. Popüler bir kripto para birimi analisti XRP Ledger'ın yerel token'ı olan XRP fiyatının bir sonraki durağının 0.57 ABD dolar olacağını öne sürdü. Bu tahmin kripto para biriminin şu anki fiyatının yaklaşık %32'lik bir artışını e, temsil ediyor diyor arkadaşlar. Bu arada XRP e, piyasada en büyük balina aktivitesine sahip coinlerden bir tanesidir. Aynı zamanda arkadaşlar. E, spekülasyon anlamında da çok gelişmiştir. Yani en büyük hem influs anlamında piyasadaki e, farklı analistlerin pozitif yorumlarını alan coinlerden bir tanesidir. Onu da söylemek lazım ama her zaman söylüyorum. Her zaman da söylemeye devam edeceğim. Gerçekçi olmak gerekiyor. Özellikle iş yani maddiyata varıldığı zaman bu bir oyun değil. Gerçekçi olmak lazım. Dediğim gibi Ripple'ın arasındaki Mahkeme süreci çok önemli. Oldukça büyük bir dava yürütüyorlar. Mahkeme süreci yürütüyorlar. Olası durumdaki kaybı ya da kazancı durumunda XRP'de ciddi aşağı ya da yukarı hareketler gözlemlenebilir. XRP'de %32'lik artış beklenti. Kripto para piyasalarında Terra Takma adıyla bilinen analist XRP'nin fiyat artışı amiral gemisi kripto para birimini 35400 dolara taşıyacak olan bitcoin fiyat artışıyla aynı dönemde olması gerektiğini belirtti e, mantıklı bir bakış açısı şu yönde mantıklı bir bakış açısı arkadaşlar tabi btc tarafında 35.400'lerden 400lerden ziyade 34 kadar bir yükseliş bekliyorum en nihayetinde şu an e, yani gerekli zaman birim, e, biriminde değiliz onu da bilmek lazım ancak enflasyon verisi açıklandıktan sonra ABD'nin enflasyon verisi Nisan ayı itibariyle açıklandıktan sonra Bitcoin tarafında böylesi bir kırılım gelecektir. Bu da 28.5-30 bin net kırılımıyla birlikte yani şu an zaten BTC bir katalizör arayışında. Ancak bütün bunlar olar, olurken 27-28.5 aralığında akümülatif bir süreç izleyeceğini bir iki hafta içerisinde düşünüyorum. Ardından ABD'nin enflasyon verisi açıklandıktan sonra yön yukarı bir 34,5 denemesi yapacaktır. Tabii bütün bunlar olurken ciddi akümülasyona girmiş, güçlü destekleri bulunan ve büyük balina alımlarıyla karşılaşmış XRP'nin de bir yön yukarı gitme ihtimali çok yüksek olacaktır. Doğru katılıyorum. Analistin fiyat tahmini Investopedia'ya göre Ralph Nelson Elliott e, tarafından 1920'lerde tekrar eden fraktal dalga modellerini gözlemleyip tanımladıktan sonra geliştirilen Elliott Wave teorisine dayanıyor. Bu fraktal dalga kalıpları kitle e, kitlelerin psikolojisine dayanmaktadır. Elliott dalga teorisi genellikle yükseliş veya düşüş eğilimi olabilen bir ana piyasa trendi yönünde hareket eden 5 dalgaya ve 3 düzeltici dalgaya dayalı olarak yorumlanır. Teoriye göre bu modellerin tekrarı kripto para birimlerinin fiyatlarının hareketlerinin tahmin edilmesini e, sağlar. Tabi vardır ama öyle aman aman derecede beğendiğim bir teori değildir. Onu da açık söyleyeyim. Ripple'a balina ilgisi. Teorinin Elliot'ın 13 aylık bir düzeltmeden sonra 1935'te borsa dibini tahmin etmesiyle ün kazandığını söyleniyor. Kripto para analistine göre Wave 3 amiral gemisi kripto para birimini 35.400 dolara ve XRP'yi 0.57 dolara çıkaracak. Ancak yükseliş hedefi kripto para biriminin fiyatını neredeyse ikiye katlayacak olan 0.83 dolar işaretini gösterdiğini bel e, belirtildi, gösterdiği belirtildi. Öte yandan büyük yatırımcıların Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki Yasal savaşta muhtemelen olumlu bir sonuç bekledikleri bir dönemde şimdi geldik buraya. Biliyorsunuz eylül ayında bitmesi bitmesini beklediklerini söylüyorlar. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Çünkü 2020'den beri benzer durumlar var arkadaşlar. Ben sona gelindiğini düşünmüyorum. Hala mahkemede ki eylül ayına kadar e, biteceğini ve sonlanacağını da düşünmüyorum ama dediğim gibi CEO'sunun ve avukatın açıklaması hiç değilse şu an için bu yönde e, Ripple kazanacak mıdır? Zannediyorum kazanacaktır. E, bunun için Binance'ın yapmış olduğu hareketler çok önemliydi. Yani Binance US'in Seç karşısında kazandığı dava çok önemliydi. Hatta e, bu mahkemenin kazanılmasından sonra biliyorsunuz ki ayın 30'unda e, olacak bildiğiniz gibi. Yani ayın 30'unda e, Binance US Voyager'ı artık satın alacak arkadaşlar resmen. E, mahkeme avukatı da Ripple'ın avukatı daha doğrusu kendisi yargıca bir öneride bulunuyor ve diyor ki lütfen hani burada bir karara giderken diğer mahkemeden de ve bunun sonucundan da e, emsal alınsın, örnek alınsın, buna da bakılsın diye bir e, açıklama ve istekte bulunuyor. Kaldı ki bu gerçekten önemli. Seçim piyasada sonuçlanmış çok fazla mahkemesi yok arkadaşlar. Yine Binance US'in Voyager hususunda secde girmiş olduğu mahkeme süreci aynı sebepten ve menkul kıymet davası olduğu için Ripple ile Sej arasındaki mahkemede oldukça önem taşırken Ripple'ın eline çok 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 büyük bir koz verdiğini ben kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. E bu yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Bunu bir kere belirtmek lazım ama ben de Ripple'ın kazanacağını düşünüyorum. E farklı isimlerden de işte hukukçulardan vesaire Benzer söylemler var arkadaşlar. XRP'deki balinaların sayısı son zamanlarda arttı. İlk olarak popüler kripto para analisti Ali Martinez tarafından paylaşılan zincir üstü analitik firması sentimentin verilerine göre bu arada Ali Martinez normalde e, Dogecoin analisti olarak bilinir. E, Dogecoin üzerine ciddi yorumları ve e, genel büyük değerlendirmeleri mevcuttur arkadaşlar. XRP'de 10 milyon ile 100 milyon XRP tutan 50 yeni balina adresi var. Evet zaten sık sık girmeye devam ediyorlar. Özellikle de bu gibi süreçlerde XRP'de böyle tabiri caizse deli hareketler gerçekleşirken piyasadan çok fazla yeni balina alıyor. Analist kripto para birimlerindeki büyük yatırımcıların balinaların yukarı yönlü bir fiyat hareketine hazırlandığını gösteren bir birikim trendinde geçen ay 155 milyon dolar değerinde 420 milyon yeni token biriktirdiğini ekledi. E, Shiba'da olduğu gibi şu an XRP'de de görünen o ki olası bir BTC yükselişinde ortalama üzerinde ve ilk kalkış hareketi yapacak coinlerden bir tanesidir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.